platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Evet, stüdyo Hamburg'la devam ediyoruz şimdi yayınımıza. Info Yatırım Stratejisi Sayın Çağlar Toros şu anda bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Bu hafta yatırımcılar Jackson Hole Sempozyumunda Fed Başkanı Powell'ın faiz indirimlerine ilişkin mesajlarına odaklanmış durumda. Cuma günü Türkiye saatiyle 17'de Powell'ın konuşması. Siz nasıl mesajlar bekliyorsunuz? Evet, sizin de belirttiğiniz gibi özellikle global piyasaların gözü kulağı Jackson Hole Sempozyumunda Powell'ın vereceği mesajlarda olacak. Çünkü Powell'ın yapacağı açıklamalar kısa vadeli olarak piyasalardaki yön arayışını belirleyecektir diye düşünüyorum. Daha öncesinde tabiri caizse tutarsız açıklamalar yapan ya da sözlü yönlendirmelerinde sınıfta kalan Powell, özellikle bu denli bir resesyon çalkantısının olduğu süreç içerisinde nasıl bir mesaj verecek? Piyasalar aslında bu sorunun cevabını arayacak. Açıkçası beklenen mesajların biraz daha güvercin tonda olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz hafta gelen işsizlik maaşı başvuruları verisi ve diğer taraftan Amerika tarafındaki TÜFE verisinin yıllık bazda %3'ten %2.9'a geri çekilmesiyle birlikte faiz indirim döngüsünün daha hızlı başlayabileceğine dair beklentiler fazlasıyla artmış durumdaydı. Birkaç hafta önce, yani o kara pazartesiyi hatırlayacak olursak da, Amerika tarafından gelen makroekonomik verilerin aslında resesyona işaret etmesiyle birlikte acaba sıkı politika devam edecek mi soruları fazlasıyla gündeme gelmişti. Lakin biraz önce söylediğim gibi özellikle TÜFE verisinin faiz indirim döngüsünün sağlamasını yapmasıyla birlikte 25 bas puanlık faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor. Bu süreç içerisinde acaba 50 bas puanlık faiz indirimi olur mu soruları da gündeme gelmişken en azından şimdilik anketlerde 25 bas puanlık faiz indirim ihtimali 50 bas puanlık faiz indirim ihtimalinin daha da üstünde fiyatlamalar arasında yer alıyor diyebilirim. Evet. Fed Başkanı Powell'dan da açıkçası buna ilişkin faiz indirim mesajlarının verileceğini düşünüyorum. Olası güvercin tonda verebileceği mesajlarla birlikte, faiz indirimine ilişkin verebileceği mesajlarla birlikte global piyasalarda bir miktar daha risk iştahının yukarı yönüne gittiğine şahit olabiliriz. Lakin tam tersi bir tutum söz konusu olursa ya da sıkı politika ilişkin mesajlar verirse ki bu çok düşük ihtimal gibi gözüküyor. Bu kapsamda da bir risk iştahında düşüş olabileceği açıkçası kanaatindeyim ama genel olarak piyasa beklentisi Fed Başkanı Powell'ın faiz indirim döngüsüne ilişkin keskin mesajlar vermesi yönünde. Evet, özellikle 25 bas puan şu anda indirim ihtimali Eylül ayında öne çıkmış durumda. Güvercin bir Powell göreceğiz ve 25 bas puan indirim ihtimalini güçlendiren mesajlar herhalde Cuma günü işiteceğiz diye anlıyorum ben sizin açıklamalarınızı. Peki 2024 senesi için kaç indirim şu anda piyasa tarafından fiyatlanıyor? 2 mi, 3 mü ve toplamda kaç bas puan indirim fiyatlaması şu anda? Şöyle söyleyeyim, yani Fed'in faiz kararları çok bilinmeyen bir denkleme dönüştü. Yani 2024'ün Ocak ayında sizinle konuşuyor olsaydık kuvvetle muhtemel 6-7 faiz indiriminden bahsediyor olacaktık. Yılın ortalarına doğru bu süreç acaba hiç faiz indirimi olmayacak mı? aslında fiyatlamalar arasında katıldığını gördük. Çünkü makroekonomik verilerde bize biraz daha bunu gösteriyordu. Son çeyreğe girerken ise makroekonomik verilerin enflasyonda soğumayı işaret etmesinden mütevellit olarak faiz indirim döngüsünün Eylül'de başlamasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Özellikle faiz indirim döngüsüyle birlikte de enflasyonun daha da soğuma ihtimali, daha doğrusu enflasyonun daha da soğuma eğilimine girebilme ihtimaliyle ya da resesyondan daha hızlı çıkılabilme ihtimaliyle birlikte faiz indirim döngüsünün yıl sonuna kadar olması bekleniyor. Piyasalarda Fed'in açıkçası şu an için iki faiz indiriminin fiyatlamalar arasında olduğunu düşünüyorum. Ama konuşulan 3 faiz indirimi de olabilir. Çünkü şu an için resesyon endişelerinin daha da ayyuka çıkmasıyla birlikte Fed daha hızlı olarak büyüme odaklı stratejiye girebilir diye düşünüyorum. İki kez faiz indirimi olursa açıkçası 50 bas puanlık faiz indirimi olur diye düşünüyorum. Ama piyasalar şu an için bence 75 bas puanlık faiz indiriminin
fiyatlamalar arasına katmış durumda. Jackson Hole sempozyumunda belki Fed Başkanı Powell'dan Eylül ayı mesajları bekleniyor ama aralığa kadar verebileceği mesajlar ya da sözlü yönlendirmelerde 2024 yıl sonuna kadar bir projeksiyon çizmesi hem Fed Başkanı Powell'ın daha güvenilir bir Fed mesajı vermesini sağlayabilir. Hem de piyasalar buna göre şekillenebilir diye düşünüyorum. Şunu belirteyim. Yani Aralık ayındaki karardan önce, Kasım Aralık ayındaki karardan önce de Amerika Birleşik Devletleri tarafında bir başkanlık seçimi olacak. Ve bu başkanlık seçiminde eğer Amerika Birleşik Devletleri başkan adayı Trump gelirse ki daha önceki dönemlerde Trump Fed başkanlarına karışan, daha doğrusu para politikalarına karışan bir başkandı diyebilirim. Bu da aslında bir belirsizliği beraberinde getirebilir ama şimdi Trump'a bir de şöyle bakmak lazım. Siyaset insanından ziyade bir iş insanı. O yüzden iş insanlarının da biraz daha faiz indirimini destekleyecek olması, Trump'ın da gelme ihtimalini düşünürsek 3 faiz indiriminin biraz daha ağırlıklı fiyatlamalarda olabileceğinin de bize sinyallerini verebilir. Ama Harris kazanırsa tamamen bağımsız bir Fed görürüz diye düşünüyorum. Bu kapsamda da 2 faiz indirimine biraz daha kesin gözüyle bakılıyor. O süreç içerisinde eğer makroekonomik veriler düzelmeye girerse 3 faiz indirimi de olabilir diye düşünüyorum. Şu anki beklentiler biraz daha 2 faiz indirimi olacağı yönünde. Evet, geçen haftanın tamamında S&P 500 %3,93, Nasdaq %5,38 oranında yükselmişti. Moralli bir şekilde kapatmıştı haftayı diyebiliriz herhalde. Yükselişte ABD perakende satışların 2023 başından bu yana en fazla artışı göstermesi, haftalık işsizlik maaş başvurularının da yine düşük gelmesi, düşük seviyeye gerilemesi etkili olmuştu. Bugün baktığımız zaman durum nasıl, biraz yatay seyirde açılmış gibi görünüyor. Yatay ama pozitif seyirde açılmış gibi görünüyor. Jackson Hole beklentileriyle birlikte yeni hafta nasıl başladı diyelim ABD borsalarında? Evet, yani geçtiğimiz 2 hafta önce resesyon endişelerinden kaynaklı olarak haftanın ilk yarısında sert bir satış baskısıyla karşı karşıya kalmıştı Amerika piyasaları. Daha sonrasında işsizlik maaşı başvuruları verilerinin resesyondan uzaklaşılmasına işaret etmesiyle birlikte 2 hafta önce haftanın ikinci yarısı olarak tabir edebileceğimiz bölümde ise yeşillerle hafta tamamlanmıştı. Geçtiğimiz haftada Amerika'daki TÜFE verilerinin beklentileri paralel gelmiş olsa da yıllık bazda %3'ten %2,9'a geri çekilmesi ve biraz önce sizin söylediğiniz gibi perakende satış verilerinin yukarı yönlü gitmesiyle birlikte risk iştahı yükselmişti ve yeşillerle haftayı kapatan bir Amerika piyasaları görmüştük. Bu haftaya biraz daha sakin başlayan Amerika Birleşik Devletleri piyasaları var. Çünkü ekstrem derecede önemli bir haber akışı bulunmuyor. Ve bu hafta itibariyle biraz daha Jackson Hole sempozyumuna odaklanılmış durumda. Diğer taraftan Fed'in geçtiğimiz ayki faiz kararına ilişkin tutanaklar da yayınlanacak. Buradaki tutanaklar da aslında Amerika Birleşik Devletleri piyasaları için kısa vadeli yön arayışında belirleyebilir diye düşünüyorum. En azından Jackson Hole sempozyumunda ya da Fed Başkanı Powell'ın verebileceği mesajlara kadar biraz daha sakinlik söz konusu olabilir. Ama Fed tutanakları dediğim gibi kısa vadeli olarak biraz daha yön arayışı açısından önem derecesi yüksek bu hafta itibariyle. Fed tutanaklarından da faiz indirimine ilişkin mesajlar gelirse yukarı yönlü hareketlerin devamını görebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü evet. Amerika piyasalarında bilanço sezonunun hemen hemen sonuna gelmişiz gibi duruyor açıkçası. Önümüzdeki hafta birkaç bilanço daha açıklanacak ve Amerika tarafındaki bilanço sezonu tamamen bitmiş olacak. Yani bu hafta tamamen güvercin mesajlara odaklanmış olan bir Amerika izleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet, önümüzdeki hafta Nvidia bilançosu var değil mi? Nvidia bilançosu nasıl bekleniyor? Evet, önümüzdeki hafta teknoloji sektörünün önemli şirketlerinden Nvidia'nın bilançosu bekleniyor. Özellikle yapay zeka alanındaki bu yukarı yönlü hareketlenmelerin ve teknolojiyle alakalı birçok haber akışının olduğu bu süreç içerisinde, ki parantez içinde söyleyeyim, bu senenin herhalde Amerika tarafında en çok yükselen sektör gruplarının başında teknoloji sektörü tarafı geliyor. O yüzden Nvidia'nın da finansalları tamamen bekleniyor. Bu süreç içerisinde bu denli, bu çeyrekte özellikle hem çiftlere ilişkin haber akışlarının olması
Hem de diğer taraftan yapay zekaya ilişkin birçok haber akışının olmasıyla birlikte Nvidia'nın finansallarını yakından takip edeceğiz ama beklentiler tarafında çok bir bilgi birikimi sahibi değilim. En azından bir rakam çok fazla görmedim ama yapay zekanın bu denli yukarı yönlü gittiği bir ortamda orta vadeli olarak biraz daha izlenebilir diye düşünüyorum Nvidia hisse senedinin. Evet, bilançolar için bir parantez açmış olduk. Bir kez daha ifade edelim. Gözler Jackson Hole toplantısında dedik. Tutanaklar da çok önemli. Onlar açıklandığında da piyasaların yönü açısından bir işaret olacak o tutanaklarda diye eklemiştiniz. Şimdi az önce söylediğiniz hisse senetlerinin yükselmeye devam edip etmeyeceği de bu konuşmaya hem Powell'ın mesajlarına hem de tutanaklara bağlı olacak herhalde. Onun da altını çizmiş olalım. Peki ben size bu 5 Ağustos'ta yaşanan sarsıntıyla ilgili de şunu sormak istiyorum. 5 Ağustos'ta kara pazartesi tabir edeceğim şekilde, yani o şekilde anıyoruz o günü. Büyük düşüşler, büyük kan kayıpları yaşanmıştı ve nedeni resesyon endişeleriydi. Şimdi Goldman Sachs ekonomistleri Amerika'nın önümüzdeki yıl resesyona girme olasılığını %25'ten %20'ye düşürmüş. Az önce de belirttik, bazı iyimser veriler geldi. Güçlü perakende satışları ve iyimser işsizlik başvuruları gibi. Resesyon endişeleri tamamen gündemden düştü demek için erken mi? Bitti mi o endişeler? Ne dersiniz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu an için erken gibi gözüküyor. Çünkü makroekonomik verilerin her hafta değiştiği bir ortamda, yani kara pazartesi diye adlandırdığımız süreçte resesyon endişeleri vardı. Geçen hafta gelen verilerle birlikte resesyon endişeleri biraz daha azaldı. O yüzden makroekonomik verilerin tam anlamıyla bir iyimserliğe işaret etmediği her ortamda resesyon endişeleri sıkı para politikasında olağan bir durumdur diye düşünüyorum. Geçtiğimiz senede hatırlanacak olursa sıkı para politikası ile birlikte bankalar resesyonun kıyısından dönmüş. Daha doğrusu resesyon fiyatlamalarını bankacılık sektörü üzerinde görmüştük ve bankalar tarafı biraz daha resesyonun fragmanını yaşamıştı. Birçok batan banka ya da birçok durağanlaşan ya da batma noktasına gelen banka görmüştük. Ama bu sene itibariyle o sıkı para politikasının etkilerinin fiyatlama mekanizmasına yansıması ile birlikte resesyon endişelerinin uzaklaştığını açıkçası düşünüyorum. Tam olarak ortadan kalktığını söyleyemeyeceğim. Dediğim gibi iki hafta önce resesyonu konuşurken geçtiğimiz hafta resesyondan uzaklaşıldı dedik. O yüzden tam anlamıyla resesyon endişeleri ortadan kalktı diyemem ama azaldı diyebilirim. Zaten Goldman Sachs analistlerinin yaptığı araştırmaya göre ya da hesaplamalarına göre de Amerika'nın resesyonun beklentileri %25'ten %22 seviyelere kadar geriledi. O yüzden bu hafta Fed Başkanı Powell'ın vereceği mesajlar ve diğer taraftan FED tutanaklarına ilişkin faiz indirim döngüsüne ilişkin verilebilecek mesajlarla birlikte FED'in de faiz indirimlerine başlaması artık büyüme odaklı stratejiyle birlikte resesyon endişelerinden daha da uzaklaşılabileceği anlamını taşıyor diyebilirim. Peki, emtialar tarafını da konuşalım. Altın FED'in faiz indirimine yaklaştığı umutlarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Şimdi oralarda dalgalanıyor. Altın fiyatı için yeni zirveler de konuşuluyor. Bazı analistler gelecek yıl değerli metalin ons fiyatının 3000 dolar seviyesine çıkabileceğini öngörüyor. Hatta bizim konuştuğumuz yorumculardan bazıları 2005 ikinci çeyrek için 3500 dolarını bile telaffuz ettiler. Sizin nedir altın için beklentiniz ve altında görünümün detaylarını sizden dinleyelim. Evet, altın tarafında potansiyelin olduğunu düşünüyorum. Şu an için kısa vadeli olarak sadece faiz indirim döngüsü değil, bence jeopolitik gerginliklerin etkisiyle birlikte güvenli limanlara olan geçişlerin hızlanması da altın tarafındaki yukarı yönlü hareketlenmeleri hızlandırıyor. 2500 aslında kritik bir seviyeydi ons altın itibariyle. Bu faiz indirim döngüsünün başlayabilme ihtimalinin yüksek olması ve verilebilecek mesajlarla birlikte 2550 seviyesinin kırılması durumunda kısa vadeli olarak 2600 seviyelerde hedef haline gelebilir diye düşünüyorum. Tabii ki daha uzun vadede hem faiz indirim döngüsü yakından takip edilecek, diğer taraftan da makroekonomik veriler ve dolar endeksi tarafının geri çekilip çekilmediği yakından takip edilecek. Bu hafta itibariyle dolar endeksi tarafında da bir geri çekilme olduğunu söyleyebiliriz. Yani dolara olan talep azaldı. Çünkü faiz indirim döngüsünün gerçekten hem hızlı başlaması bekleniyor hem de Fed Başkanı Powell'ın faiz indirimine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor. Sadece mesajlar değil, aslında bunun ne kadar bir süre için içerisine de yayılabileceğine dair piyasalar mesajlar arayacak. Zaten Eylül ayında faiz indirimini hemen hemen herkes olacağını
olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ama diğer iki faiz kararı toplantısında faiz indirimi olacak mı? Piyasalar Fed Başkanı Powell'ın iki dudağının arasında bu mesajları biraz daha arayacak. Eğer bu mesajlar verilmeye devam ederse ons altın fiyatlamalarındaki yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir diye düşünüyorum. Evet, altın gümüş rasyosundaki tabloya baktığımız zaman gümüşün daha potansiyelli olduğunu düşünen yorumcularımız var. Nedir sizin değerlendirmeniz? Bir de hem gümüşle birlikte petrol değerlendirmenizi de alalım. Çok kısaca bir dakikamız kaldı. Evet, petrol fiyatlamalarının en azından şu an için geri çekilmesinin nedeninin biraz daha jeopolitik gerginliklere ilişkin ateşkes mesajlarından kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü jeopolitik gerginliklerin artarak devam ettiği bir ortamda arz talep dengesizliğinden mütevellit petrol fiyatlamaları tarafında yukarı yönlü bir gidişat söz konusu oluyordu. Ama şu an için ateşkese ilişkin gelen mesajlarla birlikte petrol fiyatlamaları tarafında bir geri çekilme var. Yani gümüş tarafına da bakacak olursak tabii ki her dönemin ayrı bir hikayesi var. Ve bu hikayelerden olumlu ya da olumsuz etkilenebilecek birçok kıymetli metaller oluyor. Şu an için olumlu etkilenebilecek kıymetli metallerden bir tanesi de gümüş tarafı. Özellikle sadece faiz indirim döngüsü değil, birçok araçta da kullanılabildiği için ve teknolojik altyapı, teknolojik aletlerde kullanılabileceği için biraz daha gümüşe olan talebin artması beklenebilir. O yüzden kıymetli metaller tarafında özellikle ons altın ve gümüş tarafında bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi petrol fiyatlamaları da jeopolitik gerginliklerin etkisi biraz daha yakından izlenebilir. Çok teşekkür ediyoruz Info Yatırım Stratejisti Sayın Çağlar Toros. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet sayın seyirciler, Stüdyo Hamburg'un da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Birazdan ana haberde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.